Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta arkadaşlar artan azalan fonksiyonlardan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde arkadaşlar ekstrem problemlerinden bahsedeceğiz ki bu artan azalan fonksiyonların devamı olacak. Zaten onun bir parçası arkadaşlar. Artan azalan fonksiyonlarda türev negatifse değil mi? Fonksiyon azalıyor. Türev pozitifse fonksiyon artıyor demiştik arkadaşlar. İşte bu fonksiyonun azalandan artışa ya da artıştan azalana geçtiği noktada arkadaşlar ekstremumlar. Yani tepelikler ve çukurluklar oluşur. İşte bu noktalar arkadaşlar maksimum ve minimum noktaları diyeceğiz. Bu noktalarda türev sıfırdır. Peki böyle bir soru problem karşımıza geldiğinde ne yapacağız? Evet bakalım hemen birkaç yöntemimiz var onlardan bahsedeceğiz. Birincisi arkadaşlar öncelikle bize maksimum ya da minimum yapmamız gereken fonksiyonu yazmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen fx yazılacak. Örneğin mesela bir silindirin hacminden bahsediyorsak. Silindirin hacmi nedir? Arkadaşlar pi r kare çarpı h yani taban alanı çarpı yükseklik. Bunu arkadaşlar bir fonksiyon olarak ifade ettik. Sonra ikinci adım burada birkaç tane değişken var. Bakın pi sabit tamam sorun yok ama r ve h iki farklı değişken. Dolayısıyla bunları ne yapmamız lazım? Tek değişken türünden ifade etmemiz lazım. O zaman tek değişkene dönüştür diyelim. Üçüncüsü arkadaşlar ne yapacağız? Artık bu oluşturduğumuz fonksiyonun tek değişken türünden oluşturduğumuz fonksiyonun türevini alacağız. Yani f türevi x bulunur. Değil mi? Sonra da arkadaşlar ne yapılır? Bu f türevi x sıfıra eşitleyerek kökleri alıp tablo yapılır. İşte bu tabloyu yaptığımızda arkadaşlar bakın ne olacak? Köklerimiz x1 x2 geldi diyelim türev için. İşaretlerini yerleştirdik. Artı x artı. Fonksiyonu burada artan, burada azalan, burada artan olduğunu biliyoruz ya arkadaşlar. İşte burada bakın şurada bir maksimum noktası oluşmuş. Fonksiyon artmış 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 ve sonra bir yerde durmuş sonra azalmaya başlamış. İşte bu tepe noktamız arkadaşlar ne diyeceğiz? Maksimum. Sonra da arkadaşlar fonksiyon azalmış 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 diye bir görmüş. Burada da bir minimum noktası oluşmuş. İşte bu noktalara ekstrem noktalara diyeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Ne demiş burada? Grafikte parabolik köşesi B olan diyor ABC dikdörtgeni verilmiştir. ABC dikdörtgenin alanının en büyük değeri nedir? Şimdi maksimum etmek istediğimiz fonksiyon kim arkadaşlar? Şu dikdörtgenin alanı. O zaman bir alan fonksiyonu oluşturmamız lazım. Hemen parabolün üzerinde olduğu için özel bir nokta olduğu için B noktasını seçiyorum ve bunun apsisini x diyorum. Bu parabolün üzerinde olduğuna göre arkadaşlar x gördüğüm her yere x yazarsam y'si de yani fx y demektir biliyorsunuz 18 eksi x kare olacaktır. Şimdi ben ne yaptım? Parabolün üzerinde ve aynı zamanda dedik dörtgenin bir köşesi olan B noktasının koordinatlarını buldum. Arkadaşlar bir noktanın apsisi demek yatayda x eksenindeki uzaklığı demekken ordinatı da dikeydeki uzaklık demek değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bizim maksimum yapmak istediğimiz fonksiyon yani fx fonksiyonu bu dikdörtgenin alan fonksiyonu. Hemen iki kenarı çarparak alan fonksiyonunu oluşturalım o zaman. X çarpı 18 eksi x kare. Biraz düzenleyecek olursak fx eşittir. 18x eksi x küp. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir alan fonksiyonu oluşturduk. Yani birinci adım tamamdır. İkinci adımda ne demiştik arkadaşlar? Tek değişken türünden ifade edin. Burada buna gerek yok. Zaten görüyorsunuz sadece tek değişken var. X var. O zaman üçüncü adıma geçelim. Hemen bunun türevini alalım. Türevi de arkadaşlar 18 eksi 3x kare yapmayacak mıdır? Ne yapıyorduk? Dördüncü adımda türevi sıfır eşleyip bunun tablosunu yapıyorduk. Her tarafı 3 ile bölersem 6 eksi x kare eşittir 0. Yani x buradan nedir arkadaşlar? Daha doğrusu şöyle yapalım. X kare eşittir 6. X buradan artı eksi kök 6'dır. Şimdi ne yaptık? Türevi sıfır işlediğimize göre artık bunun tablosunu yapabiliriz. Yani eksi kök 6 ve artı kök 6. Bu arada baş katsayımız yani türevini aldığımız ifadenin grafiğini yapıyoruz ya. Onun için buradaki baş katsayımız arkadaşlar görüyorsunuz negatif. Yani eksi bir işaret var. O zaman grafiğimizi oluştururken eksi artı eksi şeklinde oluşturuyoruz. Buradan anlıyoruz ki burada fonksiyon azalmış. Hatırlayın türevin tablosunda eksi taraf fonksiyon azaldığını, türevin pozitif olduğu artı taraf fonksiyon arttığını gösteriyordu. Sonra burada artmaya başlamışız, burada tekrar azalmaya başlamışız. Buradan ben şunu anlıyorum. Burada fonksiyonun bir minimum değeri oluşmuş, burada da fonksiyonun bir maksimum değeri oluşmuş. Hangi fonksiyondan bahsediyoruz? Bakın alan fonksiyonundan. Yani bulmak istediğimiz dikdörtgenin alanı aslında değil mi? Bir fonksiyon bir eğrisel hareket yapmış. Bu hareketin de arkadaşlar maksimum olduğu yeri merak ediyorum. Bunu da artı kök 6'da yapmış. Demek ki x yerine ben artı kök 6 yazarsam ne yapacaktır? Bu fonksiyonun değeri maksimum olacaktır. Dolayısıyla dikdörtgenin alanı maksimum olmuş olacaktır. Yani 18 kök 6 eksi 6 kök 6. Çıkarırsak 12 kök 6. Evet demek ki bu dikdörtgenin alanı arkadaşlar en fazla 6 kök 6 olacakmış. Gelelim sıradaki sorumuza. Burada da diyor ki eğrinin doğruya en yakın noktasının ordinatı kaçtır? Şimdi eğrinin üzerinde bir nokta seçeceğiz. Yani bu eğrinin bir parabol olduğunu biliyorsunuz. Sembolik olarak şöyle bir şey çiziyorum. Bunun üzerinde arkadaşlar bir tane nokta seçeceğim. Ve bunun da arkadaşlar şu doğruya yani x artı y artı 3 doğrusuna ne yapacağım arkadaşlar? En yakın olduğu noktayı alacağım. Şimdi bunun üzerinde seçtiğim bir noktanın
Apsisine yine x diyeceğim parabol üzerindeki noktanın. E doğal olarak bakın parabolde x gördüğüm her yere x yazarsam y'si de 3x kare artı 2x artı 1 yapmış olacak. Yani kolaylık olsun diye hep x seçiyoruz ki farklı değişkenlerle uğraşmayalım. Aynı zamanda zaten türev alırken falan da x'e göre türev almak çok daha fazla aşina olduğumuz için işlemler çok daha hızlı gitmiş oluyor. Şimdi ben ne yaptım? Parabolün üzerinde bir nokta seçmiş oldum. Bunun doğruya en yakın olduğu noktayı merak ediyorum. Yani doğruyla nokta arasındaki uzaklığın minimum olmasını istiyorum. O zaman konu biraz analitiğe giriyor. Nokta ve doğru arasındaki uzaklığı bulmak istiyorsak şunu yapmıyor muyduk arkadaşlar? Noktanın koordinatlarını getirip doğruda yerine yazıyorduk. Yani x gördüğümüz her yere x yazıyoruz değil mi? Ondan sonra artı y gördüğümüz her yere de y yazıyoruz ki burada y'miz 3x kare artı 2x artı 1. Artı burada bir artı 3'ümüz var zaten. Ne yaptık? Bu noktanın koordinatını şöyle yeşille göstereyim. Getirdik doğru denklemde yerine yazdık arkadaşlar. Sonra ne diyorduk? Bölü kök içerisinde bu doğrunun katsayıları olan 1 için 1'in karesi artı 1'in karesi. Bu bizim neydi arkadaşlar? Şimdi bakın uzaklık fonksiyonumuzdu. Yani birazcık düzenleyecek olursak orayı 3x kare artı 3x artı 4 bölü kök 2. Şimdi uzaklık fonksiyonunu bulduk. Biz bunun minimum olmasını istiyoruz. Çünkü adam bize en yakın olsun diyor. En yakın ne demek? İki nokta arasındaki uzaklık en küçük olacak demek. E o zaman olay bir türev sorusuna döndü. Şimdi ben bu fonksiyonun değerini minimum yapmak istiyorsam bunun türevini alıp sıfır eşleyip tablosunu yapmalıyım. Az önce konuştuğumuz gibi. Hemen bunun türevini alıyorum. Türevini alınca arkadaşlar üst taraf alt taraf sabit olduğu için biliyorsunuz bölüm türevini yapmaya gerek yok burada. Üstün türevini alsak yeterli. 6x artı 3 bölü kök 2. Şimdi ne yapıyorduk? Türevi 0 eşitliyorduk. Buradan 6x artı 3 eşittir 0. X eşittir eksi 1 bölü 2. Hemen tabloyu yapıyoruz. X eşittir eksi 1 bölü 2. Türev bakın baş katsayısı türevini aldığımız fonksiyon burasıydı. Artı. Dolayısıyla artı eksi diye gidiyor. Yani fonksiyonumuz burada azalmış ve burada artmış. O zaman arkadaşlar bizim minimum değerimiz nerede oluşmuş? X'in eksi 1 bölü 2 olduğu yerde. Evet en yakın noktasını bize ordinatını soruyor. Yani x'i yerine koyarak ne yapacağız arkadaşlar? Şu ifadeyi bulacağız değil mi? Hangi ifadeyi? Şu ifadeyi. Evet. Ordinat çünkü burası değil mi? X'in eksi 1 bölü 2 koyarsak 3 tane eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 2 tane eksi 1 bölü 2 artı 1. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapacaktır. 3 ile çarptım. Buradan bir 3 bölü 4'ümüz var. Buradan 2'ler gidecektir. Bir eksi 1 bir de artı 1 vardı. Onlar birbirini götürünce cevabımız 3 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Geldik sıradaki sorumuza arkadaşlar. Burada da bakın ne yapmış? Bir üçgen vermiş. Bunun içerisinde bir tane dikdörtgen yerleştirmiş. Ve bunun arkadaşlar alanın maksimum olmasını istiyor. İçine yerleştirdiğimiz dikdörtgenin alanı maksimum. Kimi maksimum ya da minimum yapacağımıza çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bunun fonksiyonunu yazacağız. O zaman ben arkadaşlar şuraya x dersem. Buraya da y dersem. Aslında adam bana x çarpı y'yi soruyor. Yani maksimum etmem gereken fonksiyon bu x çarpı y. Aslında fonksiyonu yazmış olduk. Ancak ikinci adımda ne yapmamız gerekiyor? Bunu tek değişken türünden ifade etmemiz gerekiyor. O zaman ufak bir benzerliğe ihtiyacımız olacak. Şimdi burası x ise arkadaşlar toplam yükseklikte 9 olduğuna göre şu küçük yer 9 eksi x'tir. Burası da zaten dikdörtgen dolayı y'dir. Altındaki bütün uzunluğu da 12 olarak bize vermiş. Şimdi benzerlik yaparak x ile y arasında bir ilişki bulmaya çalışacağız. Nasıl bir benzerlik yapacağım? Kısa bölü tamamı. Yani 9 eksi x bölü 9 eşittir küçük kenar y bölü büyük kenar 12 diyerek x ile y arasında bir ilişki bulacağız arkadaşlar. 3'e böldük 3, 3'e böldük 4. Buradan 36 eksi 4 x bölü 3 eşittir y yaptı mı? Şimdi y'yi de x türünden ifade ettiğimize göre artık fonksiyonumuz ne olmuş oldu? Tek değişken türünden yazılmış oldu. X çarpı y yerine getirip bunu yazıyorum. 36 eksi 4 x bölü 3. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Fonksiyonumuz artık oluştu ve tek değişken türünden rahatça türevini alabiliriz. Önce biraz düzenlemek istiyorum. Ben çarpım türevi almak istemiyorum. Şunu içeriye dağıtacağım. 36x eksi 4x kare bölü 3. Artık türev alabilirim. 36x'in türevi 36'dır. Eksi 4x kare türevi 8x'tir. Bölü 3 aynen duruyor. Biliyorsunuz sabit çarpanlar ve sabit bölenler ne yapıyordu? Türeve katılmıyordu. Ve ben bunu 0 eşitleyeceğim. Ki buradan ne oldu? 36 eşittir 8x oldu. Değil mi arkadaşlar? 3'ü karşıya attık gitti. Her tarafı 4'e bölersek x buradan 9 bölü 2 olacaktır. Şimdi tablo çizecek olursak arkadaşlar 9 bölü 2 bizim türevimizin kökü. Baş katsayı negatif olduğu için eksi artı. Demek ki fonksiyonumuz artmış ve sonra azalmaya başlamış. Buradan ben görüyorum ki x'in 9 bölü 2 olduğu şu noktada fonksiyonumuz için bir maksimum değer oluşmuş değil mi? Oklara bakacak olursak orada bir tepelik oluşmuş. Maksimum olduğumuz nokta demek ki x'in 9 bölü 2 olduğu noktaymış. Ben maksimum etmek istediğim fonksiyon olarak şunu bulmamış mıydım? Evet getirip hadi burada x yerine yazalım ve pardon bunu maksimum yapmış olduk ama bize bunu sormuyormuş. Neyi soruyormuş? Çevreyi soruyormuş değil mi? Çevreyi. O zaman daha da kolay oldu. Çevre arkadaşlar 2x artı 2'ye değil miydi? Biz zaten
X'i kaç bulmuştuk? 9 bölü 2. O zaman burası bir 9 yaptı. X'i 9 bölü 2 olarak yerine yazarsak buradan ne yapabiliriz? Y'yi de bulabiliriz. Hadi yazalım. Şurada 9 bölü 2 yazarsak arkadaşlar 4'ler sadeleşecek. Buradan bir ne olacak? 18 gelecek. 36 eksi 18. 18. 18 bölü 3'ten Y'de 6 yapacaktır. Dolayısıyla bizim maksimum çevremiz 15. Bakın alanın maksimum olması için ne yapmış olduk? Çevreyi bulduk. Alanın maksimum olması için alan fonksiyonu türevini aldık. X'i bulduk. Bunu getirip çevre değerini yazdık. Çünkü adam bize çevreyi soruyordu. Evet, sıradaki sorumuza geçelim. Burada da yine bir nokta vermiş, P noktası. Bunun orijine uzaklığından bahsetmiş. Biraz önce yaptığımız sorulara benzer bir soru olacak arkadaşlar. Şimdi ben absisine X diyeceğim bu noktanın yine. Bu nokta arkadaşlar şu parabolün üzerinde olduğuna göre ordinatı da, bakın bu doğruda, ya daha doğrusu bu eğride, X yerine X yazdığımda 2X artı 4 olacaktır ordinatı da. Şimdi bunun orijine, yani 0'a 0 noktasına olan uzaklığını merak ediyoruz ve bunun en yakın, en küçük olmasını istiyoruz. En yakın, en küçük, en büyük gibi ifadeler gördüğümüz anda bu bir maksimum minimum problemidir. İlgili fonksiyonu yazıp bunu tek değişken türünden ifade edip sonra bunu ne yapacağız? Türevini alıp 0'a eşleyeceğiz. Çünkü neden? Türevi 0 olduğu yerde geliyordu değil mi? Max ve min noktalar. O zaman hemen fonksiyon yazmalıyım. Nedir yazacağım fonksiyon? İki nokta arasında uzaklık fonksiyonu. İki nokta arasında uzaklığı analitikten hatırlayacaksınız. Neydi arkadaşlar? Şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. X1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi kök içerisinde. Bu neydi arkadaşlar? İki nokta arasında uzaklıktı. O zaman ben o nokta P ve nokta noktaların, P ve O noktaların arkadaşlar absisleri farkında alıyorum. Yani x eksi 0 ki x yapar, karesi x kare. Sonra işte kök içerisinde 2x artı 4 eksi 0. Yine 0 çıkarmış, bir şey değişmeyecektir. Bunun karesini aldığımda da 2x artı 4 yapacaktır içerisi. Bu bizim ne arkadaşlar? Uzaklık fonksiyonumuz. Yani iki nokta arasındaki uzaklık fonksiyonu yazmış olduk. Bunun en büyük ya da en küçük değeri soruluyorsa eğer türevini alıp 0 eşlemeliyim. Hemen türevini alıyorum. Köklü sayılarda nasıl türev alıyorduk? İçinin türevi yani 2x artı 2 bölü 2 tane kendisi. Kökün kendisini aynaya yazıyorduk. Burada arkadaşlar aslında payda bizim için çok karışık gibi görünse bile hiçbir anlamı yok. Neden? Çünkü türevin maksimum olduğu yer için, fonksiyon maksimum olduğu için türevi 0 eşitlememiz gerekiyordu. Türevi 0 eşitlersek zaten payda yok, oradan yok olacaktır. 2x artı 2 eşittir 0'dan x eşittir eksi 1 olacaktır. Hemen tabloyu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Baş katsayımız nedir burada? Artı, eksi. Türev için konuşuyorum arkadaşlar. Buradan artı eksiden dolayı gördüğünüz gibi azalan ve artan bir ifade gördük. Yani demek ki bizim x'in eksi 1 olduğu noktada bir minimum değerimiz varmış. Adam da zaten bize en yakın noktayı sormuyor mu? Yani uzaklığın minimum olmasını istemiyor mu? Demek ki x için kullanacağımız değer neymiş arkadaşlar? Eksi 1. X yerine eksi 1 koyduğumuzda bu uzaklık minimum oluyormuş. Neydi uzaklık fonksiyonumuz? Şu değil miydi? Evet, buradaki trip şimdi x yerine eksi 1'i yazalım. Eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2. Buradan da bir artı 4 var. Ne oldu bakın? 3 yaptı kök içerisinde. Demek ki bu iki nokta arasındaki uzaklık, daha doğrusu parabolün üzerindeki herhangi bir noktayla orijin arasındaki uzaklık en az kök 3 birim olabilirmiş. Daha az asla olamazmış. Yine buna benzer bir soruya geldik arkadaşlar. Bu sefer bize AB en fazla kaç birimdir diyor. Şimdi ben önce ne yapacağım arkadaşlar? A noktasını ve B noktasını seçeceğim. Bunların absislerine x diyorum. Peki A'nın absisinde x dediğimde B'nin absisinde x olduğunu nereden çıkarıyorum? Çünkü bakın ne diyor? Paralel diyor. AB paralel OY diyor. Eğer AB OY'ye paralelse bunlar aynı x noktasına, aynı x noktasından geçiyorlardır. Dolayısıyla ne yapacağım? X'i için de aynı x'i kullanabileceğim. Pardon. Evet. X'i için de arkadaşlar aynı x'i kullanabileceğiz. Fakat A noktası doğrunun üzerinde olduğu için x yerine x koyduğumda doğruda y'si 8x yapacaktır. B noktası da parabol üzerinde olduğu için x yerine x koyduğumda y'si 2x kare yapacaktır. Parabol denklemde x gördüğümüz her yere x yazıyoruz. Otomatikman y'de 2x kare çıkmış oluyor. Şimdi bu ikisi arasındaki mesafenin en fazla olmasını soruyor. Yani iki nokta arası uzaklık kullanacağız yine biraz önce yaptığımız gibi. Hemen yeşil kalemle devam edelim. Neydi iki nokta arasındaki uzaklık? X'ler farkının karesi değil mi? Artı y'ler farkının karesi. Zaten x'ler farkı yani x eksi x'in karesi artı y'ler farkına gelince de 8x eksi 2x karenin karesi. Zaten şu 0 yapacak, bir anlamı yok. Buradaki kare de bunu götürecek değil mi? 8x eksi 2x karenin karesi kaldı elimizde. Bunlar da gidecek. Demek ki bizim fonksiyonumuz yani 2 nokta AB nokta arasındaki uzaklık fonksiyonu arkadaşlar 8x eksi 2x kareymiş. Hemen bunun türevini alıyorum. Bakın çok zor görünüyor ama ne kadar keyifli çıktı. Buradan arkadaşlar x2 yaptı. Demek ki x'in 2 olduğu nokta için tablo yapacağız. Baş katsayı bakın negatif, derecesi en büyük olan değil mi? İfadenin işaretine bakıyoruz. Eksi artı. Demek ki fonksiyonumuz artmış ve azalmış. O
O zaman demek ki A ve B noktası arasındaki uzaklık fonksiyonu, yani şu f(x), biz buna f(x) dedik değil mi? Bunun maksimum olduğu yer x'in 2 olduğu noktaymış. Değil mi? Burada bakın bir max değerimiz oluşmuş. O zaman x yerine 2 koyarsam bu uzaklık en fazla olur. Neydi uzaklık fonksiyonumuz? Şu. Hadi burada getirip x yerine 2 yazalım. 8 çarpı 2 eksi 2 çarpı 2'nin karesi 16 eksi 8'den cevap ne olacaktır? 8. Demek ki buradaki mesafe en fazla 8 olabilirmiş. Giderek kısalacak değil mi? Ondan sonra ama en fazla 8 değerini alacak. Evet, son iki sorumuz galiba arkadaşlar. Denklemi diyor y eşittir 6x eksi x kare olan parabolün üzerindeki p noktasının x eksen üzerindeki dikiz düşümü h noktasıdır diyor. Buna göre OPH'ın en büyük değeri kaç birim karedir? Yani bu sefer maksimum yapmak istediğiniz fonksiyon bir üçgenin alan fonksiyonu. O zaman ben ne yapacağım? Öncelikle şu p noktasını seçiyorum. P bizim için özel bir nokta. Hem üçgenin bir kenarı, köşesi pardon, hem de parabolün üzerinde bir nokta. Yani bu benim için en anlamlı nokta. Fark ederseniz bütün sorularda böyle noktalardan başladık. Ben bunun apsisine x dersem, otomatikman ordinatı da, yani şu parabolde yerini yazacağım için 6 eksi eksi x kare yapmayacak mıdır? Evet. Şimdi zaten P noktasının apsisi ile H noktasının apsisi bakın aynı. Çizdiğimizde x ekseni aynı noktada kesiyorlar. O zaman H noktasının apsisinin x olması demek şu uzunluğun x birim olması demek. Bu uzunluk x birimse zaten P noktasının ordinatının 6 eksi eksi x kare olması demek şu yüksekliğin de, yani ordinat yükseklik demekti biliyorsunuz, 6 eksi eksi x kare olması demek. O zaman ben bu üçgenin alanını buluyorsam oluşturmak istediğim alan fonksiyonum taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tabanımız x, yüksekliğimiz de 6 eksi eksi x kare bölü 2. Evet, bunu biraz düzenleyecek olursak 6 x kare eksi x küp bölü 2 oldu. Bu bizim arkadaşlar üçgenimizin alan fonksiyonu. Bunu maksimum yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun türevini alıp sıfır eşleyeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle. Türevini alalım. F türev x diyelim. Eşittir. Ne yapıyorduk? Yine sabit bölen. Bunun türevi çok önemli değil. 2'yi başa indirdik. 12x eksi 3x kare bölü 2 oldu. Ve türevini sıfır eşliyoruz. Buradan 12x eksi 3x kare eşittir 0. Her tarafı 3'e de böldüğümüzü düşünün arkadaşlar. 4x eksi x kare eşittir 0. Önce x parantezini alıyorum. O zaman 4 eksi x eşittir 0 mı geliyor? Buradan iki tane kök bulduk. X eşittir 0 ya da x eşittir 4. Hemen tablomuzu çiziyoruz türevin kökleriyle. Baş katsayımız bakıyoruz negatif yine görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada en büyük dereceli terimin işareti eksi. O zaman eksi artı eksi diye başlıyoruz. Fonksiyon burada azalmış. Bu aralıkta artmış. Sonra bu aralıkta yine azalmış. Buradan iki tane ekstremum değer oluştu. Ekstremum değerlerden bir tanesi minimum. İşte bu maksimum ya da minimum değerlerin ortak adını arkadaşlar ekstremum noktalar diyeceğiz. Burası da maksimum. Bize arkadaşlar üçgenin alanın en büyük olduğu yeri soruyordu. O zaman x'in 4 olduğu değeri kullanacağız arkadaşlar. Bize alanın en büyük değeri nedir dediği için alan fonksiyonumuzu da biz bu şekilde bulmamış mıydık? Getirip arkadaşlar burada ne yapacağız? X yerine 4 yazacağız. Hadi f4'ü bulalım o zaman. X yerine 4 yazarsam 4 kere 4 16. 6 ile çarptım 64. X'e 4 yazdım. Burada 4'ün küpü yine 64. Değil mi? Pardon, özür diliyorum. 16 çarpı 6 96. Yoksa 0 çıkacak cevap, sıkıntı olurdu. Evet, bölü 2. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 96'dan 64 çıkardık. 32 2'ye böldük 16. Demek ki alanımızın maksimum değeri arkadaşlar 16 olabilirmiş. X eşittir 4 noktası için. Dikdörtgen biçimdeki bir bahçenin diyor AD kenarının tümü ile AB kenarının 2 bölü 3'üne şekildeki gibi duvar örülmüş. Kenarların geriye kalan kısmında da bir sıra tel çekilmiştir. Kullanılan telin uzunluğu 40 metre olduğuna göre bahçenin alanı en çok kaçtır? Demek ki bulmak istediğiniz bir kere bahçenin alan fonksiyonu. Bunu yazacağız. Tek değişkenli ürünler ifade edeceğiz. Sonra türevini alıp sıfır eşleyip tablo çıkaracağız ki buradan max ve min değerlerin apsislerini görebilirim. Hemen bakalım. Bir kere AB kenarının 2 bölü 3'ü dediği için ben AB kenarına 3x demek istiyorum uzunluk olarak. Çünkü 3'e rahat bölünen bir sayıyorsun ve onun 2 bölü 3'ünde duvar örülmüş. Yani şu duvar kısmımız x'miş. O zaman duvar olmayan kısım da x'tir. Diğer taraftan şuraya da y diyelim. O duvarın parçalanmamış görüyorsunuz. Tamamına bir y diyebiliriz. Burası da y, burası da 3x. O zaman arkadaşlar dikkat edin. Tel toplana şey tel ile çevrilen kısım aslında şurasıdır. Kırmızı ile gösterecek olursak değil mi? Tel ile çevrilen kısım arkadaşlar burası. Yani 4x artı y kadar tel. Ve bunun da 40 metre olduğunu biliyoruz telin uzunluğunu. Bu dursun. İşte değişkenleri tek türden ifade edecektik ya. İşte o zaman bunu kullanacağız. Şimdi bize neyi soruyor bakalım? Bahçenin alanı en çok diyor. Bahçenin alan fonksiyonunu yazmamız gerekiyor. Bahçenin alan fonksiyonu da şuraya yazalım hadi. Fx diyelim ona. Ne yapacağız? Bir kenarı y iken diğer kenarı 3x. O zaman y çarpı 3x. Bahçenin alan fonksiyonu bu. Bahçenin alan fonksiyonu bulduğumuza göre onu tek değişken türden ifade edelim. Y gördüğümüz her yere 40 eksi 4x yazalım mı? O zaman ne olacaktır bakın? Fx eşittir.
Y gördüğüm her yere 40 eksi 4 x yazıyorum. Çarpı burada da bir 3 x vardı zaten. Bunu biraz düzenlersek fx eşittir 120 x eksi 12 x kare olacaktır. Hadi f'in türevini alalım. Çünkü hangi fonksiyon maksimum ya da minimum olmasını istiyorsak, yani ekstrem noktası bulmak istiyorsak, onun türevini alıp sıfır eşleyip onun tablosunu çizmemiz gerekiyordu. Bunun türevini alalım arkadaşlar. 120 eksi 24 x yaptı. E türevi sıfır eşlediğimizde x buradan ne geldi? 5. Demek ki türevin tek bir kökü var. Hemen tabloyu çiziyoruz ve 5'i koyuyoruz arkadaşlar. Baş katsayı nedir bakıyorum. Türevin en düzgün hali. Pardon, türev o değildi. Türev şuydu, değil mi? Türevin en düzgün hali arkadaşlar bu. Türevin tablosunu yaptığım için türevin baş katsayına bakmam gerekiyor. Eksi. O zaman eksi artı. Görüyorum ki fonksiyon artmış ve burada azalmaya başlamış. O zaman arkadaşlar bizim x'in 5 olduğu şu noktada bir maksimum değerimiz olmalı. Yani x eşittir 5 için bu alan maksimuma ulaşmıştır. E alan fonksiyonumuz da bu değil miydi? Evet, o zaman getir burada x yerine 5 yazalım hadi. X yerine 5 yazarsak 120 çarpı 5'ten 600 eksi 5'in karesi 25. 25 çarpı 120'de ne yapar arkadaşlar? 250, 300 mü yapıyor? O zaman buradan arkadaşlar cevabın 300 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, minik bir özet yaparak konuyu bitirelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hangi fonksiyonun maksimum olmasını ya da minimum olmasını istiyorsak onun önce değer denklemini yazıyorduk. Bu denklemi yazdıktan sonra eğer birkaç farklı değişken varsa onu tek türden ifade ediyoruz. Yani tek değişken türünden. Bunun için de mutlaka ya benzerlik yapıyoruz ya işte verilen bilgileri değerlendirerek x'i y, y'yi x türünden ifade ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında da ne oluyor arkadaşlar? Bir fonksiyon ortaya çıkıyor. Bunun tek değişken türünden çıkmış bu fonksiyonun türevini alıyoruz ve sıfır eşliyoruz. Türevin sıfır olduğu noktalarda ne vardı arkadaşlar? Ekstrem noktalar vardı. Türevin sıfır eşit olduğu noktaları tabloya yerleştiriyoruz. Okları çizdikten sonra hangi x değer için maksimum, hangi x değer için minimum olduğunu bulduktan sonra ne yapıyoruz? Bunu getirip fonksiyonun yerine yazdığımızda maksimum ya da minimum değerini bulmuş oluyorduk. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.